kuşlara yem atmama gerek yok. Yemedikleri bir sürü yem var. Uğramıyorlar artık. Çayımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Görüntü biraz bozuk. Güneş var. Hadi psikoloji oyununu başlat. Fırtın. Yoksa kancık mı kesildi? Görünmez bir kapı içti. Düt düt. Kalmamış kedi damlatıyor. Bunu daha önce ya görmedim ya çok seyrek gördüm. Arkadaki ihtiyacının kedisi olduğunu düşüncelerim gidiyor. Özdemir ve Orhun emriyle. Evet, kedi köpek boku Deccal. Devamını göster. O polis 1-2-3 3 tane birden. Müthiş kar yağdığı zaman ilk temizlenen burası oldu. Bu yol açık olacak. Artık burnumu uzatmaz olmuyor. Çayımın bitmesi bekleniyor belki. O eskiden. Kanserliğin penceresinin dibine kadar boklu boklu leğen. O eskiden. Şimdi sıra sende. Paspasımızdan kedi eksik etmeyeceğiz. Veya pencerenin yanından. Artık burnunu uzatır uzatmaz. Kedi. Ve tek bir kuş uçmuyor. Tek karga. Galiba onlar etkilenmiyor frekansla. Sadece karga. Serçe sesini sevmiyorsun. Sen seviyorsun. Sana kuş sesini alırım ayarlıyoruz. Tuvalette otururken. O gördüğüm en devasa nakliyat. Gel buraya kom. Dar sokak. Yusuf oraya konacak diye heyecanlandım çünkü çok gördüm. Şüpheci. Bu millete uyanmam. Telefonuma girip alarmını ayarlamışlar. Oylarınızla oynuyor bunlar. Etrafa bok saçmak için. Sizlere salgın dayatacaklar, emin olun. Millet çocuklarını okula gönderiyor. Dikkat edin, ayet var. Pislikten uzaklaş diye. Sakın üstüne basma. Büyüğü yersin. Bok büyüsü. Okulun yediği gibi. Öyle değil mi namazlarıma bastıran bok komutanları? Hanımefendi dikkat et, çocuğuna boka basma. Her koronadan ölenin boka bastığına %100 eminim. Ey korona! Oh, kediler koşturuyor. Çayım bitti ulan. Kedilerimiz yıldırım gibi bugün. Çakçaklar. Başka kedi oyunu yok mu lan?
bir tanem. O eskiden de sen balkondan çık, 6-7 tane birden. O eskiden de. Çayımız bitti. Başka hareket görmedik be. Bay bay. Bu diğer narsist karakteri. Grey Rock. Beklenti içinde olacaksın. Heyecan yaratıyoruz. Evet, sigaram bitsin kalkıyoruz. Deminki kedi orada gördüm karşıda. Polis geçerken. Karşı apartmandan geliyor. Evet. Narsizmin diğer özelliği neydi? İftira kampanyası. Bir iftira daha aldın. Köşedekileri yeni taşındı. Oraya Svenskov'u. Ben burada olduğum sürece o köşedeki apartmanın sahipleri mi, kiracıları mı 10 kere değişmiştir ben. İşleme bak yani. Başının ağaca dayadı. O da heykel. Dersi Grey Rock ve Gaslighting. Bir iki kediyle sen hayvana rezerve onu, sende sorun var. Evet, kapatıyoruz bu sabah. Hayvan gezdiren yok. 20 senedir her sabah çıkıyorum buraya. Belki en çok olmadığı zaman 5-6 kez, 6-7 kez görmüşümdür. Tesadüfen geliyorlar ve kedi o köşeden dinmiyor. Evet millet, bu kedileri bir penceremin yanına diksinler. Kaşıntılar, iğneler var. Köpek kedi fark etmiyor. Köpeklerin parazitleri daha şiddetli. Ayak bileklerine iğne, çivi gibi vuruyorlar. Bunlarınki kaşıntı işkencesi. Evet, yok dedik, bir tane daha geldi. Bu Özdemir'in kedisi. Gaza getirecek. Gaslighting. Pişt. 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 Ey! Ulan beni oraya çekme. Bak, baban Özdemir ve iftiracı kızlarının orada da böyle şeyler var. Sen yaşında iftiracı babanın orada da var. Çıkardığına göre bakıyoruz, penceremizin önünde bok yok. Artık o eskiden mi? Onu da ben mi? Burası ise kar dolu. Kardan adam yaptıkları halde. Buradakiler erimiş. Evet, tekrar bakıyoruz. Burası karlı. Burada kanalın olduğu yerde erimiş. Vay. Ne tuhaf be. Çünkü buradan dinmiyorlar hayvan sahipleri.
O dışarıya çıktık, tek bir tane anında gökten düşmüş gibi. Damlayan hayvan sahibi yok. O eskidendi. Geceleyin ise... Sigara içme yeri burası. Neden çobanlık? Kapatıyoruz, hayırlı sabahlar. Sabah videosunu boş bıraktın be. Neredeyse birkaç kedi hariç. Sabahın özeti. Uyanıyor, tuvalete giriyor. Telefonunda sesler, alarm. Aniden. Kurmadığın halde. Sonra yandan, üstten sesler. Ve başka bir şey yok. Bu şüpheci takıntılı. Sabah videosu sıkıcı oldu. Biraz heyecan katalım. Acaba dedim, beni keşfettiler mi be, müzik yapıyorum. Çünkü böyle biri beni takip etti. Ve özel mesaj gönderdi, DM. Müzik yapmış. Ondan sonra ne düşünüyorsun diye sordum. Ben de baktım, bu kimdir? Moody Blues diye bir grup var, eski bir grup. Onun üyesi. Burada bahsettiğim Milli Damat'ın şarkı sözlerini ve bestelerini yaptığı eski klasik ünlü, çok ünlü bir grup. Rolling Stones'la falan yarışıyorlar. Acaba beni keşfetti mi be, bir geçim kapısı mı çıktı müzik üzerine? Düşüncem buydu. Evet, çok az da takip edenler var. 12 bin kişi takip ediyor, 15-16 bin kişi onu takip ediyor. Benim ise açtığım hesapta 200 kadar takipçim var. Hepsi de bu fitneyle uğraşanlar.